Merhaba, ülkeye ve her kişi niyetine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kızılay Başkan Vekili Kerem Kınık. Fakat bu onu tanımlayan ve tanımlamaya yetecek bir ünvan değil. Bizim yeryüzü doktorlarından ve mazlum İslam coğrafyalarındaki gidişlerinden, gelişlerinden, yaşadıklarından tanıdığımız Kerem abimiz. Biz onunla bugün biraz önce izlediğiniz belgeselde geçen yerlerin, aslanlar ve kaplanlar haricinde insanların yaşadığı kısımlarını konuşacağız. O oralarda yaşanan hikayeleri, İslam coğrafyasında yaşanan insan hikayelerini, gerçek hikayeleri, rakamlara, istatistiklere dökülen o ölüm sayılarının, o acıların, bütün o meselelerin arkasındaki daha insani tarafı konuşmaya çalışacağız. Abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Biraz önce kuliste de aynı şeyi konuşuyorduk. Belgesel dönerken ben tabii ihtiyaren sordum yani Kerem abi dedim. Sen de Afrika'daki maceralarında ya da Afrika'da işte ihtiyacı olanların imdadına yetişmek için gittiğin o yerlerde bu tip tehlikeler atlattın mı? Aslanlarla, kaplanlarla ya da işte babunlarla bir maceran oldu mu derken çok tatlı bir şey anlatıyordun. Onu izleyicilerimizle de paylaşıp buradan devam edelim istiyorum ben. Babunlarla olan ama ben özellikle babunlarla olan. çok iyiydi. Tabii biz böyle insani sebeplerle seyahat ettiğimiz için bir de hani mesleğimiz tebabet ama biyoloji, zooloji falan çok bilmiyoruz. Dolayısıyla hangi mahlukat tehlikelidir, hangileri nasıl davranır falan bunları çok bilmiyoruz. Belgesellerde gördüğümüz kadarıyla en son Etiyopya Harar'a gittiğimizde gece sırtlanlarla karşılaştık yolda. Yani yürürken böyle bir bölgede. Meğersem onlar oradaki insanların besledikleri sırtlanlarmış. İnsandan kaçmıyorlar. Sonra oradaki yerel Etiyopyalı insanlar bizi aldı. Et parçaları verdiler. Çubukların ucuna o etleri koyup sırtlanlara yedirttiler bize. Yani biz de onlara güvendik yani. Onlar beslenen, insan elinden beslenen sırtlanlarmış. Hatta onlar daha ileri gidiyorlar. Çubuklarını ağızlarıyla tutuyorlar. Sırtlanlar geliyor işte oradan yiyorlar falan. Bir sefer Kenya'da o babun meselesi başımıza gelmişti. Bir vadi den geçerken çok güzel bir doğası vardı. Biraz bekleyelim diye indik. Milli Parkı, Kenya'nın Milli Parkı. Vadiye bakarken arkadan bu etçil babunlar yaklaşmış. Döndüğünde etçil farkına vardım. Etçil babun nasıl bir şey oluyor? Yani et yiyorlarmış kadar, onlar. Yani adam yiyorlarmış. Öyle potansiyelleri var. Doğru, adam yiyorlarmış. Biz de Somali'ye gidiyorduk. Yavaş yavaş yaklaştılar. Bir tanesi ses çıkararak, dişlerini göstererek böyle bir beni korkutmaya çalıştı. Ben de korktum. Yani o hareketi doğal yapınca, olarak korktum tabii. Sonra hani hayvana demek bir şey verirsek kurtuluruz diye yanında şey vardı. Çocuklar için aldığımız bayram şekerleri vardı. O şekerlerden attım. O beni korkutan babun onu yedi, gitti. Sonra sırayla ötekiler geldi korkutmak için. Onlara da attım. En son bir avuç aldım. O babundan arkasına doğru savurdum. Hepsi gittiler, kaçtılar. Ben de minibüse doğru kaçtım. Böyle... Bayağı seni şeker otomatına çevirmişler. Eyvallah. Tabii. Buradan benim aklıma şu geliyor. Yani bu sizin anlattığınız hikaye ve bizim programa girmeden önce de izlediğimiz belgesellerle ilgili. Biraz onu ben de birleştirmek istedim. Eyvallah. Bir uyum olsun kanalda. Eyvallah. Diye. Yani biz Afrika deyince aklımıza abi hep bir şey imajı veriliyor. İşte bir tarafta timsahlar var. Bir tarafta işte babunlar, aslanlar. Onlar peşinde koşuyor. Bir onun peşinde koşuyor. Bir tarafta burada insanlar yaşıyor. İşte bunlar da bir şekilde burada barınıyorlar falan. Yani sayılarla ifade ediliyor. Hepsinin başında bir diktatör var ya da manyak bir adam var. İşte bu Boko Haram gibi değişik insanlar var. Yani insan mıdır bilmiyorum da onlar. Yani böyle Afrika deyince aklımıza beliren her şey şiddetle alakalı şeyler. Yani hiç insani olan şey yok Afrika deyince aklımıza. Ya da bize o bilgi bir şekilde verilmek isteniyor. Evet. Afrika'da insani bir şey vardır imajı hep bir tarafa atılıyor. Siz Afrika seyahatlerinizde bunu tabii düşünerek gitmişsinizdir muhakkak ama gerçekten öyle mi? Yani bize gösterilen bir Afrika var, bir de başka bir şey var orada. Gerçekten öyle midir orasındaki fark? Şimdi Afrika diye yani o kara kıtayı, Afrika kıtasını tanımlamak
aslında zihinsel bir bizi yanılsamaya, yani o indirgemecilik, entelektüel indirgemecilik, o kıtayı tanımıyorsunuz ama Afrika'ya gidiyorum. Mesela bu yanlış bir ifade. Yani tıpkı hani Asya'ya gidiyorum, yani Hindistan'a gidersiniz, Asya'ya gitmezsiniz veya Almanya'ya gidersiniz, Avrupa'ya gitmezsiniz. Onun gibidir. Yani Afrika dediğiniz bugün işte 55 ülkenin içinde bulunmuş olduğu 1.3 milyar nüfusuyla ortalama bu Libya'daki hadiselerden dolayı büyüme hızları düşüyor ama %5 ile 6 ile büyüyen dev bir potansiyeli olan, tarımsal potansiyeli, üretim potansiyeli, iş gücü potansiyeli ve enteresan bir şeydir tabii. Avrupa'nın kaderin insanlığı döndürdüğü taraf, biliyorsunuz Amerika'nın keşfinden, daha doğrusu işgalinden sonra o kıtanın yerlilerinin, İnka, Maya, Aztek uygarlıklarının yok edilmesi, yani İspanyol tarihçilere ve din adamlarına, o tarihlerde yazılan din adamlarının yazdığı 1400'lü yıllardaki metinlerden öğreniyoruz ki 14,5 milyon tahmini insanın yaşadığı yerde 13 milyon insanı öldürüyorlar. Ve o oradaki o geniş mümbit toprakları ekmek için, oralarda tarım yapmak için ağırlıklı ve madenlerde çalıştırmak için yaklaşık 100 milyon Afrikalı tarihin değişik evrelerinde köleleştirmek üzere sürek avlarında toplanıyor. Bunların yaklaşık yarısı Avrupa'ya ve Amerika'ya götürülürken hayatlarını kaybediyor. Gemi yolculuklarında bilmedikleri çok meşhur bir film vardır ya, Amistad diye. Tabii. Değil mi? Yani o Amistad'daki ben şey yolculuğunu hatırlıyorum. Geminin mahzenine insanları doldurmuşlar. Yani o sahne hiçbir Nazi filminde yoktur. Hani Nazi filmlerinde de koğuşlara insanları şey yaparlar ya, tıkış tıkış yerleştirirler trenlere falan. Öyle bir şey yok ya. Üst üste kıpırdayamayacak bir şekilde kim bilir kaç günlük bir yolculuğa gönderiyorlar. Evet. Ve ölenleri denize atıyorlardı. Evet. Yani film, ama o gerçekten yola çıkan bir film. Evet. Aklıma hep o sahneler gelir abi ya. Çok büyük bir acı. Ve şöyle özellikle 1500-1600'lerden sonra deniz ticaretinin dünyayı müreffeh hale getirdiği, Avrupa'nın özellikle ve Amerika'nın refahı bu anlamda biriktirdiği, sömürgecilikle ve ticaretle biriktirdiği dönemlerde Afrika üretici insan gücünü yitiriyor. Üretim insan gücünü yitirdiği için köleleştiriliyor, sömürgeleştiriliyor, var olan insan gücü dışarıya kaçırılıyor ve bütün dünya gelişirken Afrika geri kalıyor. Ama bugün özellikle iklim değişiklikleri, nüfusun aşırı artması, tarımsal rekoltelerin özellikle eski kıtalarda, Avrupa'da, Amerika'da azalmasından dolayı bugün insanlığı tekrar Afrika kurtaracak. Yani Afrika'daki tarım arazileri kurtaracak, Afrika'daki havzalar kurtaracak, Afrika'daki üretime geçecek olan insan gücü kurtaracak. Yani bizim bugün belgesellerde izlediğimiz ya da ya işte terörle, şiddetle, bir hatta medeniyetsizlikle anmak zorunda kaldığımız, bize böyle yansıtılan Afrika, sen diyorsun ki insanlığın yeniden dirildiği yer olabilir. Ve Afrika'nın tabii çok çok zengin bir kültürü var. Bir kere insanlığın doğduğu yer Afrika. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan işte insan genom projesi, Human Genome Project'in matematiksel ve genetik anlamda bize gösterdiği bir şey var. İnsanlığın atası Afrika'da, Etiyopya dolaylarında bir zenci kadın. Hmm. Yani matematiksel hesaplamalar bunu gösteriyor. Yani Havva anamızdan zenci, bahsediyoruz değil mi? Zenci olabileceği bu şeyde bizi gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz bölünerek kromozomlar çoğalıyor. Bunları tekrar birleştiriyorlar. Burada kavimler göçünü, insanlığın nereden nereye göç ettiğini, haritaları falan çıkartıldı. Dolayısıyla Etiyopya'da da Dolado'da en eski, bilinen en eski insan iskeletleri 150 bin, 180 bin yaşlarında. Yani medeniyetin ve insanlığın anası, ana toprakları Afrika. Ve o çok zengin kültürü ki yerel farklılıklarla beraber 5000'in üzerinde dil konuşuluyor Afrika'da. Çok değişik kültürlerin yaşadığı bir coğrafya. Ama maalesef
bu sömürgeciliğin oluşturmuş olduğu, işte bakıyorsunuz Frankofon ülkeler var, Fransızca konuşanlar var, işte 20'ye yakın Anglofon ülkeler var, Portekizce konuşanlar var. Almanca konuşanlar bile var, Namibya gibi, yani Alman sömürgesi. Almanlar bile olaya dahil olmuşlar değil mi? Tabii. O dönem çünkü siyasi birliğini henüz bitirmemiş. Bitirmemiş. Bir de tabii Almanların yani sömürge kültürü biraz denizcilik, landlock bir ülke olmalarından dolayı büyük oranda. Yani İspanyollar, Portekizler gibi değil. Yani onlar daha denize açılmış ülkeler ve yani sömürgeliğe daha erken başlıyorlar. Belçika'dan önce Kongo'yu sömürüyor aslında Almanlar ve Namibya'yı daha sonra el değiştiriyor bu anlamda. Belçikalıların Kongo sömürüsü de çok tabii tuhaf bir hikaye. Leopold'un yani. Leopold Kongo'daki tuhaf zulümlerini yani Afrika'yı öğrenmek isteyen Karakıta'nın o kara tarihini öğrenmek isteyenler ve Avrupa'nın nasıl o müreffeh hale geldiğini öğrenmek isteyenler oraları okumalılar. Bu sömürge kültürlerinin oluşturmuş olduğu bir yapay devletçikler aslında bir mesela Sahra dediğimiz bölgede işte Tuarekler yaşıyor. Bu Tuarekler 7-8 milyon civarında bugün nüfusu olan ve Afrika'nın içerisinde işte sanırım 6 ya da 7 ülkeye yayılmış bir topluluk. Bunlar Sahra'da yaşayan insanlar. Kendilerini de biz Türk'üz diyorlar. Yani Tuarek Türk'ten gelir diyorlar. Tabii öyle. Sen yani Sahra'da dolaştın mı abi? Tuareklerle karşılaştın tabii, mı? Tabii. Tuarekler hatta... O peki mavi muhabbeti nereden geliyor? Hani mavi adamlar derlermiş Tuareklere. O tenlerine mi bulaşıyor? O bir boya mı kullanıyorlar? Yani sarıkları galiba mavi. Sarıkları mavi mi? Ve şimdi sarık insanı güneş ışığından ve kum fırtınası olduğunda da yüzünü kapatarak bir filtre görevi görerek o sahra şartlarından koruyan bir şeydir. Hani giysi giymek, hani bu sıcakta niye bunu giyiyorlar diye insanlar düşünebilir. Ama o tekstil güneş ışığından da o kumdan da koruyor onları. Ve mavi giyerler. Develerle seyahat ederler. Hatta Nijer'deki Tuareklerin Abdülhamit döneminde Osmanlı'ya biatlarını bildirmek için Nijer'den 500 deveyle yola çıkarak Afrika'dan İstanbul'a geldiği. Allah Allah. Müthiş hikaye. Çok acayip bir şey ya. 500 deveyle Sahra'dan Tuarekler Abdülhamit'e itaat bildirmeye tabii, geliyorlar. Tabii biat vermeye geliyorlar. Afrika'da emirlerinde olduklarını, hediyeler getiriyorlar vesaire vesaire. Sonra geri dönüyorlar. O hikayelerle geri dönüyorlar. Muazzam ya. O hikayeler de hala belki de anlatılıyor. Anlatılıyor tabii. Hatta gene Nijer'de. Bunun romanı yazılmalı, filmi çekilmeli. Kesinlikle ya. O yolculuğu düşünsene. Şok oldum şimdi yani. 500 kervanla Sahra'nın kalbinden payitahta süren bir yolculuk yani. O Tuareklerin torunları, onların torunları Cumhurbaşkanımızın Nijer seyahati sırasında Niamey'e geliyorlar. Aynı o... Yeniden biat vermiyor. Tabii. Yani Allah. O hikayeyi anlatmak için geliyorlar aslında. Ha, o hikaye orada mı ortaya çıktı tabii yani? Ve deve hediye ediyorlar Cumhurbaşkanımıza. Bu ne zaman oldu abi? Bu sanırım 2 yıl oldu. 1,5-2 yıl önce. Ya basında yer aldı mı? Yer aldı. Allah Allah, nasıl atmamışsın? Ya, yer almışsın ama çok küçük bir şeyde yer almış. Aslında yani onu söylüyoruz ya, bu tip çok insani ve gerçekten aslında bizim bu şey. Ya bir hakim tarih vardır, bir de böyle görmezden gelinen şurada duran tarih vardır ya. Bu aslında öyle bir tarih yani. Şimdi, ama aslında hakim olması gereken tarih. Kesinlikle. Öyle söyleyeyim. Afrika, yani Afrika kıtasındaki Osmanlı varlığı tabii çok eskilere dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra yerine 65'in üzerinde ülke kuruluyor. Bunların büyük bir kısmı Afrika'da. Biz çok Balkanlara odaklandık. Osmanlı deyince Balkan, hatta Orta Doğu, Balkan olarak algılıyoruz ama bir Afrika Osmanlısı var. Tabii. Yani Avrupa'da ve Balkanlar'da dahil olmak üzere bugün sanırım 26 devlet var. Osmanlı'nın hüküm ferma aldığı dönemden sonra kurulan. Geri kalan kısmı ağırlıklı olarak Afrika'da. Sadece Etiyopya'daki Osmanlı varlığı 350 yıldır. 350 yıldır Etiyopya'da hüküm sürmüş yani. Tabii. Bu çok eski dönemlerde hilafete bağlılık anlamında baktığınız zaman 80'e yakın ülkedir Osmanlı'ya bağlı olan. Yani Cuma hutbelerinde Osmanlı padişahlarına dua edilen, siyaseten dış politikalarında bir şey yapacaklarında hilafete sorarak hareket eden ülke sayısı 80
1950'lerde. Bizatihi Osmanlı'nın yönettiği 65 civarında. Peki abi bir şey soracağım. Bu çok anlatılır. Acaba hamasi mi değil mi, gerçek mi değil mi ben merak ederim. Belki sen hani bu kadar maceranda karşılaşmış olabilirsin. Derler ki Afrika'nın içlerinde bir yere gittik ve orada hala Cuma hutbesinde işte Abdülhamit'in adı geçiyor. Böyle şeyler var mı hala? Ya da bunlar bir geleneksel, tradisyonel bir hale dönüşmüş şekilde. Bunu ben hani duymadım. Yani bir çok yerlerde bu anlamda eda ettik ama bir sefer şeyde karşılaştım. El Halil'de, Filistin'de. El Halil biliyorsunuz orası da Harem-i Şerif sayılır. Hazreti İbrahim'in mezarının olduğu topraktır. Şu anda da maalesef bir Yahudi hekimin bir sabah namazında o El Halil Camisi'nde saldırması neticesinde 52 Müslümanın orada şehit edilmesinden sonra o bölge uluslararası bir güvenlik şemsiyesine alınmıştır. Büyük oranda da insansızlaşmış bir yerdir. Çünkü Hazreti İbrahim Yahudiler için de kutsal olduğundan o şeyin caminin ortasından ikiye bölünür. Ortada Hazreti İbrahim'in mezarı vardır. Onun arka tarafı havradır, ön tarafı camidir. Müslümanlar buradan gelir. İki taraf birbirini görür. Yahudiler oradan dua ederler, Müslümanlar buradan dua ederler. Dua ederken Yahudiler ve Müslümanlar birbirlerini görüyorlar. Görürler. Görürler. Hazreti İbrahim'in... Dualar havada çarpışıyor. Evet. Ya sonuçta aynı kökenden gelen, yani kültürler anlamında, köken anlamında farkı olmayan yerler. Oranın Muhtesip ailesi, Osmanlı'nın o El Halil Camisi'nin anahtarını verdiği ailenin en yaşlı ferdi bizi bir gezdirmişti orada. Şamdanlar var, iki tane Şamdan. Bu arada Selahaddin Eyyubi şeyi fethettikten sonra, Kudüs'ü fethettikten sonra Kudüs'teki o meşhur mihrabı yaptırıyor. Daha sonra yakılıyor o mihrap ama onun iki tane yaptırıyor ondan. Ben Mahmut Zengi diye biliyordum ama o mu yaptırıyordu? Şu çok mükemmel el işçiliği olan ahşap minberi mi? Ahşap ben, yani bendeki bilgi Selahattin Eyyubi ama sendeki daha... Yok olabilir abi ya ben böyle bir belgesel gibi bir şey seyretmiştim. Belki... Bir gün fethedilirse bu minberi koyacağız diye dedikleri. Aynısı şeyde var El Halil Camisi'nde. O mihrabın iki yanında Şam'dan var. Şam'danları Abdülhamit göndermiş. Ve üzerinde bakır, üzerinde kakma bir şekilde tuğrası da var, ismi de var. Abdülhamit'ten bahsederken oradaki o Muhtesip ailesinin ferdi bana sanki dünkü gazetedeki bir haberden bahseder gibi bahsediyordu. Yani sen, dün Abdülhamit bunları gönderdi bize, işte biz de buraya koyduk gibi. Tabii o coğrafyalarda özellikle tarihsel skala bizden biraz daha geniş. Hani Yahudilerde de biliyorsunuz Yahudi tarihinde 5700'lü yıllardayız. Ve onların kafasındaki tarih skalaları 200 yıl, 300 yıllıktır. Yani 200 yıl, 300 yıl yenidir. Yani daha dünkü skaladır. Uzun vadeli düşünme olayları tabii, biraz öyle. Yani şimdi 2000 yıl önce yıkılmış bir Yahudi devletini kurmuşsunuz. Atıfı oraya yapıyor. Yani modern atıfı, yani modern devletin atıfını 2000 yıl öncesindeki o devlete yapıyor. Filistinlerde de bu var. Yani Filistinler mesela Osmanlı tarihini, işte Fatih Sultan Mehmet'in, hatta Filistinli Hristiyanlar Beytüllahim'deki bir kiliseye Yahudilerin saldırdığı sırada kilisedeki papazlar Fatih Sultan Mehmet'in kendilerine vermiş olduğu emannameyi gösteriyorlar Yahudilere. Hatta kapıyı kapatıyorlar içeri, tabii. Kendilerini hapsediyor. Buraya saldıramazsınız diyor. Bize Fatih Sultan Mehmet'in verdiği emannamemiz var diyor. Ne zaman oluyor bu? Bu da herhalde bir 4 yıl falan. 4-5 sene yeni bir yani. Mesele bu. Ya bu arada çok güzel yerde muhabbet ama şeye gitmemiz gerekiyormuş. Mecburi kapitalist bir araya gitmemiz gerekiyor. Reklamlar diyoruz. Sonra devam edelim reklamlardan sonra. Evet,
biraz da Afrika'dan devam edelim istiyorum. Çünkü yani biz özellikle bir mevzu evet, var. Sana bırakacağım lafı. Için böyle. Tabii biz bu arada izleyicilerimiz hep kaçırıyorlar. Abi bizim şöyle bir geleneğimiz oluştu. Bizim programın buradaki haliyle bir de kamera arkasındaki hali var. Onu çok merak ediyor izleyicilerimiz. Biz hep ballandıra ballandıra anlatıyoruz. Yani. Asıl olay kamera arkasında devam ediyor. Orada sohbet ediyoruz. Böyle diye. Televizyonculuk mu olur abi? Asıl hikayeyi kamera arkasında yap. Asıl hikaye orada diye. Şöyle, bu siz programdan önce konuşurken abi şeye gelmiştik. Harrar'daki Rambo'nun evi. Bizim paradan rica etsek o Rambo'nun evinin Kerem abi bize fotoğrafını şey yaptı, lütfetti. O fotoğrafı da görelim. Aha, o fotoğrafı da görelim. Çok yani şimdi Kerem abi gitmiş oraya. Biz Arthur Rambo'yu seviyoruz, önemsiyoruz. Üzerinde çok böyle edebiyat magazinde yapılmış bir adamdır. Müslüman olarak mı öldü, ölmedi evet. mi? Sen gittin ve gördün abi değil mi? Harrar'ı, adamın evini gördün. Evet. Harrar çok kadim bir, yani Habeşistan diye bilinen Etiyopya'nın Müslüman, şu andaki Müslüman kesimi doğusunda bulunan bir şehir. Dredeva, Harrar, o bölgeler. Orada nasıl okunuyor? Rambo. Rambo. Doğrusu Rambo. Mu? Biz de bilmiyoruz ama. Rambo. Fransızca. Arthur Rambo. Arthur Rambo'nun hani o orada var olduğunu nasıl abi oldu? Halk mı dedi? Yani burada tabii, Rambo, Rambo diye bir şair yaşamıştır. Tabii burada da Rambo'nun evi var deyince. Sonrasında Rambo, yani Fransızların en büyük şairi diye. Yani şair. Şöyle diyelim. Yani 18'inde şiire başlayıp 20'sinde, yani bilmenize çok kişi biliyordu da en azından bilmeyenler için kısa bir şey söyleyelim. Yani 18'inde şiire başlayıp 20'sinde bırakmış ve bugün sürrealizm akımı dediğimiz hem resimde hem de şiirde çok önde olan akımın aslında da şöyle diyebiliriz, yani modern şiir onunla başlamıştır hemen hemen diyebiliriz. Yani modern şiirdeki ben kavramı özellikle Rambo ile başlıyor. 2 sene şiir yazıyor abi. Ben bir başkasıdır. Ben bir başkasıdır ve Illuminatis, evet. Aydınlanışlar diye de çevrilebiliyor. Illuminatis diye de kitabın ismi. İkinci şiir kitabı. İki kitapta Fransa edebiyat dünyasında çok kötü yayın evleri tarafından basılıyor. Hiçbir edebi kanonun içerisinde giremiyor. Ve şiiri 20'sinde bırakıyor. Önce Avrupa'yı dolaşıyor. Oradaki komün hareketlerine katılıyor. Bu arada yürüyerek dolaşıyor. Evet. Nietzsche vari davranışlar yapıyor. Yani kiliselerin duvarlarında Tanrı öldü yazıyor. Ardından Güney Kıbrıs, oradan da Harrar'a gidiyor. Tabii bu gidiş aslında şöyle bir şeydir. Esrik Gemi isimli çok bir şiiri vardır. Orada hep gitmek, hep kaçmak, bilinmeyene doğru bir gidiş vardır. Fakat abi şöyle bir şey vardır Rambo'da. Henry Miller de sen daha iyi bilirsin Furkan. Bunu çok yazar. Henry Miller'ın, Arthur Rambo'nun kaçış ve gitmek meselesi, yani doğuya gitmek meselesi bizim anladığımız klasik batılının oryantalist bakışı değildir. Çünkü o batılı, yani klasik seyyah gezecek, görecek, not alacak. Kaçmak için ve gerçekten gitmek için gitmiyor zaten. Gitmiyor. Yani klasik seyyahın mantığı öyledir yani. Burada ne oluyor bir bakayım. Yani burayla oranın farkı ne? Batının farkı ne? Burası büyülü bir yer. Binbir Gece masallarında okuduk falan. Neymiş falan. Buradan nasıl bir verim elde ederiz? Evet. Rambo bildiğiniz hayatını bunun kaynağının burada bir yerde olduğunu düşünüyor. Ve Harrar son noktası sizin de evini gördüğünüz gibi sonra Fransa'ya. Marsilya'da vefat ediyor. Pardon, 37 Marsilya. Yaşında. Yani bir ayağı kesik olarak, evet. Cüzamlı olarak geliyor orada Fransa'ya. Orada kanser olduğu veya işte söylentiler var. Artrit olduğu vesaire söyleniyor. Çok dalgalı bir hayatı var ve kısa bir hayatı var. 35 ya da 36 yaşında bildiğim kadarıyla evet, vefat ediyor. Sanırım o civarlarda. Orada tabii güzel bir evi var. Harrar'da halen ayakta duruyor ahşap. O fotoğraf var mı? Güzel bir. Gerçi bu arada Kerem abinin Afrika'daki birçok fotoğrafı da dönüyor ekranda. Birazdan o fotoğrafı da görürüz abi. Siz... Harrar Osmanlı'nın Habeşistan açısından çok merkezi olan bir yeri. Halen de şu an Harrar sancağı diyebilir miyiz? Tabii. Yani, Harrar bölgesi ki orada biz mesela önce Portekizlere karşı Osmanlı Portekizlerin o bölge işgaline karşı Yemen'de ve Etiyopya, Somali sahillerinde donanma göndererek savaşıyor. Sonrasında Osmanlı'nın orada Adel Sultanlığı, yani şu anda Mogadişu, Somali'de olan Adel Sultanlığı ile birleşerek Etiyopya İmparatorluğu diyebileceğimiz o dönemde Orta Afrika'nın tümünü de aslında kapsayan Etiyopya
imparatorluğuna karşı verdiği bir takım savaşlar var ve sonrasında o bölgenin özellikle İslamlaşması ve sömürgeciliklerden uzak tutulması, ki Etiyopya tarihi boyunca sömürgeleştirilememiştir. Yani Etiyopya'nın böyle bir özelliği vardır. Çok enteresan. Bu arada abi lafınızı böldüm ama bizim şu anda Afrika'daki adamımız Sait Yavuzoğlu, Burkina Faso'da. Evet. Bizi dinliyordur muhtemelen. Ona da kocaman bir selam yollayalım. Evet, yeni gitti. Yeni gitti. Bir ay oldu ya da olmadı. Sait oraya öğretmenlik yapmaya gitti. Eşi ve bir tane de çocuğu ve 2 yıl kalmaya gitti. Ben giderken helal olsun dedim sana Sait dedim. İnşallah bizi izliyordu. Afrika açılmışken Sait'i de almadan olmaz. Harar'da konsolosluğumuz vardı. Varmış eskiden. Türkiye Cumhuriyeti'nin konsolosluğu. Osmanlı'nın konsolosluğu. Ve şu an TİKA o konsolosluğumuzu ve konsolosluğumuzun kalmış olduğu evi onarıyor. Bitmek üzere veya bitmiştir belki de. Büyük oranda ilerlemiştik. Kurban Bayramı'nda en son gitmiştim. Onun ötesinde Kızılay'ın, Türkiye Kızılay Cemiyeti'mizin Harar Osmanlı döneminde Harar ofisi varmış. Ve oraya gittik. Çok enteresan yani. Tabii. Kızılay'ın Harar ofisi. O binaya götürdüler bizi. O binayla ilgili de şimdi restorasyon ve bir takım çalışmaların niyetimiz var Kızılay olarak. Yani aslında bizim çok yakın olduğumuz bir coğrafya. Yani hem kültürel anlamda. Uzaktaki yakınımız. Tabii. Evet. Biz Harar'ı Arthur Rimbaud üzerinden daha iyi biliyoruz ama. Bu da bir garip yani. Gel bu çelişkiye. Hadi buyur buradan yak. Fakat Arthur Rimbaud'a bu kadar yakın olmamızın sebebi belki de tabii çok büyük bir şair, eyvallah, o tartışılmaz bir şey ama hep o Müslüman ölmüş şeyi vardır ya, Sezai Bey'in edebiyat yazılarında, yani Arthur Rimbaud Müslüman ölmüştür meselesi. Bir de tabii ölürken son sözün Allah kerim olması, cenazesinin işte protestan ahlakı gereği sünnetli olma ihtimalinden dolayı saklanmış olması, cenaze töreninin yapılmamış olması, namazı diyecektim. Demek ki namazı kılınacaktı yani Harar'da ölseydi. Belki kılınmamış bir namazı vardır Arthur Rimbaud. Yani kılınmalık bir namazı vardır. Ya şey çok enteresan. Öyle bir yakınlığımız var Rimbaud'la. Var tabii ki. Geçen programda ben o kitabı getirmiştim. Henry Miller'ın Arthur Rimbaud'u anlattı. Arthur Rimbaud ve Büyük İsyan diye bir meşhur bir kitabı vardır. Ve Fransızların milli gururunu yerle bir ediyor bu kitapla. Bunu yazan bir Amerikalı. Evet, Amerikalı. Amerikalı bir bitnik. Evet, yani Amerikalı bir serseri hatta yani. Arthur Rimbaud'u çok iyi anlıyor çünkü o gitmek meselesi. Yani oryantalist bir amaçla değil. Arthur Rimbaud'un kaçışı, Batı medeniyetinden kaçışı, belki Harrar'da kendisini bulmasını Henry Miller çok yakın buluyor. Yani onu hissedebiliyor. Ve kitabın sonlarına doğru Rimbaud'un gerçekten Müslüman ölmüş olabileceğini sezdiriyor. Yani bunu bir Amerikalı Fransızların en büyük şairine dair yazdığı bir kitapta söylemesi Fransızları çıldırtmış. Çünkü yıllarca onun üzerine kapatmışlardı. Sonra Yves Bonfa bahsetmemişlerdir. Bonfa bir kitap yazıyor Rimbaud'la ilgili. Bonfa da şu an bildiğim kadarıyla yaşıyor. Fransa'nın çok büyük bir şairi. Fakat Rimbaud'la ilgili yazdığı o efsane kitapta bununla ilgili tek bir satır biliyor. Hatta Harar'daki hayatına dair de ayrıntılar yazmış ama oradaki dini inancına dair, yani Kıbrıs'ta çocuklara Kur'an-ı Kerim öğrettiği biliniyor. Açık açık biliniyor. Arapçayı artık çok iyi biliyor. Zaten evet. Harar'a geldiği şirket orada işte fil dişi, kahve vesaire gibi ticaretleri yapan San Bardley diye bir şirket. Onun satış pazarlama elemanı olarak oraya geliyor ve büyük oranda bildiği Arapçası yüzünden o ticaretleri vesairesini yapmak üzere oraya silah geliyor. Kaçakçılığı yaptığına dair silah kaçakçılığıyla ilgili şey var. O dönemde zaten yani ona silah ticareti diyorlar o dönemde. Yani bizdeki şimdi işte kiliste Antep'teki insanlara hep derler ya hani bunlar kaçakçılık yapıyor. Adam ihracat yapıyor aslında. Yani sadece sen ithalatı ihracatı yasaklamışsın. Yani adamın 911 kilometre sınırı var, ticaret yapamıyor. Ona kaçakçı demişsin. Çocuklar babasının mesleğini sonunca kaçakçı diyorlar böyle utanır. Halbuki ihracat ithalat yapıyor adam. Sınır ticareti yapıyor yani. Rimbaud'un da böyle bir title'ı var tabii. Şimdi, bu arada Pala o evin fotoğrafı hala gelmedi. Sevgili yönetmenimiz Pala. Müze mi abi o ev şu anda? Müze. Siz girdiniz mi içine? Evet. Yani orada özel bir bilgi edinebileceğimiz bir şey var mı? Nasıl bir şey yapmışlar? Ya biz tabii insan yardım gündemli gittiğimiz için. Bunlar aslında sadece. Bunlar böyle tesadüflerle karşılaştığımız güzellikler oluyor. Dolayısıyla detayına, derinlemesine giremiyoruz. Yani bazen de ona hayıflanıyorum. Yani şöyle hep ıskalıyoruz.
Mesela bu Bosna Savaşı'nda, Kosova Savaşı'nda vesaire o bölgelerde, yani o kötü zamanlarda şeye gitmiştik. Yardım etmeye gitmiştik. Gidip geliyorduk o süre boyunca. Sonrasında ilk defa hanımla beraber bir şey yaptık. Bosna ziyareti yaptık. Ve ya o tabii savaş dönemlerindeki o sıkıntılı dönemlerden sonra gezmeye yani kendimi garip hissettim. Yani bu anlamda bir o kurşun delikleri seni yabancı hissettirmemiştir, evet, ama evet, evet. Halen duruyor. Halen duruyor. Bu arada abi senin seçtiğin bir şarkı var. Mevzunun da çok üzerine, Afrika'nın çok üzerine, Afrika müziğini de konuşabiliriz. Onu bir dinleyelim. Sonra devam edelim. Ben oradaki müzik aletine hasta oldum. Çok enteresan, çok güzel, bir değil müzik aleti. Ali Farka Tore. Doğru mu söyledim? Doğru. Ali Farka Tore, onu dinleyelim. Mali bölgesi, değil mi lan? Evet. Bambari müziği. Bambari müziği. Bambarice diye de bir şey var. Bambari galiba. Evet. Afrika'nın böyle müzik anlamında baktığın zaman ön plana çıkan yerlerinden birisi Mali. Avrupa'yı tarzda da özellikle gitarın katılmasıyla zenginleşen modern tınıları da içine alan bir yapısı var. Bunun gibi Doğu
Afrika'da, özellikle Zanzibar'da Taarab müziği denen çok özgün bir müzik vardır. Osmanlı ut, keman, kanunla icra edilir. Hint müziği, Afrika müziği ve Osmanlı klasik musikisinin karışımıyla oluşmuş bir musikidir. Taarab müziği çok Allah Allah. Çok özgündür. Ve Taarab şarkıcıları vardır. Çok yaşlıdırlar bunlar böyle. Yaşlı insanlar söyler. Dişleri dökülmüştür falan bu insanların ama onların böyle milyonlarca fanları vardır. Yani bilinmezler onlar ama onlar Afrika'da bilinir. Yani öyle kulaktan işte kötü telefonlarla çekilmiş o klipleri yayılır falan böyle o anlamda. Hausa müziği gene özellikle Batı Sahel bölgesindeki müzik, Tuareklerin müziği. O milyonlar sayılmadığı için insandan herhalde bu kadar bilinen, sevilen, bölgesinde sevilen müzikler dünya müzik piyasasında yok. Tabii. Hemen yok yani. Bir de tabii şey, bunlar kendi özgün kimliğini koruyabilen yerler. Maalesef özellikle sömürgecilik sonrası ve modern zamanlarda bu mobil iletişimin vesairenin artmasından dolayı Afrika'da bu elektro müzik tabir ettiğimiz yani o ork ve klavye şeyi öldürüyor. Yani mesela Türk musikisinde de işte do ile re arasında 9 tane ses vardır normalde. Koma ses var. Koma ama klavyede bir tane vardır. Yani dolayısıyla sizin kabiliyetleriniz kısıtlanmıştır. Yani Afrika müziğinde de böyle. Bir şey olarak gösterirler. Yani o da bir tam ses, burada 9 tane koma sesi. Tabii. Hatta derler ya o çok sesli bu oda musikisi. Yani bunun arasındaki meseleyi bize açık konuşalım. Cumhuriyet ideolojisi bir şey olarak vermiştir. Yani bu bizim müziğimiz ona göre daha düşüktür. Beethoven'a göre bizim müziğimiz, ıtırıyımız daha düşüktür gibi bir kodla vermiş ama öyle değildir mesele. Yani şimdi şu abimin çaldığı enstrümanın biz oradaki tam sesi, yarım sesini mi araştıracağız? Onun bize kattığı o andaki ruh halidir mesele yani. Bir de tabii onun bağlamında dinlemek lazım. Yani muhakkak tabii. Bunu sahrada gece o çölde dinleyeceksin. Onlar kendi sahrada çaylarını demlerlerken onu çaylarını köpürterek böyle bardaklarınıza koydukları sırada bu müziği dinleyeceksiniz. Yani o bağlam ki hani müzik dediğin şey ilimler hiyerarşisinde İbn Hazm matematiğin bir parçası olarak tanımlar müziği. Çok matematiktir. Ve insan hayatının ifade edilmesi, tanımlanması için dil gibi bir şeydir. Yani konuştuğun lisan gibi bir şeydir. Oralardan tanırsın. Bugün Afro-Amerikalıların özellikle işte blues gibi, caz gibi yani Afrika'dan taşıdıkları o ritmi o rap yüksek gibi. Ritimli rap evet. gibi şeyi devam ettirdiklerini görürsün. Buna benzer Afrika'da da izlerini sürebilirsiniz. Ama maalesef bu özellikle modern şey, elektro müzik tabir edilen şey baskılıyor. Özellikle Senegalli bluescular yani Senegal'de de bir ayrı blues akımı varmış. Tabii. Ayrı bir ekol varmış daha doğrusu. Şimdi blues denince Amerika'da New Orleans ve çevresi baba bluescuların çıktığı yer olarak bilinir. Ama Senegal ve Senegal çevresindeki bluescular da en az New Orleans'takiler kadar iyiymiş. Ben bunu çok sonra saat satarken tanışıyoruz işte Senegal'de. Yani. Afrika'nın dini musikisi vardır. Yani tekke musikisi vardır. Çok özgündür. Yani özellikle bunu Doğu Afrika'da bugün o küçük Kenya, Lamu, küçük Hint okyanusundaki Müslüman toplulukların yaşadığı adalarda bunun çok kadim örneklerini yani o kudümü, o geleneksel şeyleri görürsünüz. Defi, bendiri. Defi. Tabii bendiri hatta görürsünüz. Hatta yani erbane bendiri. Ona daha tabii. büyük bendirler kullanıyorlar bir de. Ney üflerler. Evet. Ve o Hint mistik tınılarını, işte Afrika ritimlerini. O daha deve yürüyüşüdür Afrika. Yani onların zikir usulünde de öyledir yani. Bu bizim cehridir. Cehridir. Cehri. Kuzey Afrika'dan bahsediyoruz tabii daha çok. Değil mi? Hani... orada da var ama Cehri Doğu Afrika yani doğu. Kenya, Somali'nin bir kısmı. Tabii özellikle bu Selefi yaklaşım yani Afrika'ya Körfez Arap ülkelerinden pompalanan Boko Haram. Yani Boko Haram demeyelim yani, de ya şöyle yani o terörize olmuş bir boyutu. Aslında yani Boko Haram'ın o ilk çıkış mantığında sömürgeciliğe biraz karşı koyuş. Boko Haram, batı tipi eğitim haram anlamına gelir.
Nijer dilinde. Ve ilk çıkışında insanını sömürgeciliğe karşı koruma refleksi ile çıkmış yaygın bir kadim bir harekettir. Yani 60-70 yıllık geçmişi olan bir böyle harekettir. Böyle pat diye şey gibi yani bir IŞİD gibi son yıllarda çıkmış bir şey değil ama aslında. Ama onu ele geçirdi. Yani yapı ele geçirdi. O toplumsal tabanı var çünkü onun. Onu terörize bir grup haline getirdi bugün. Tasvip edilmeyecek ve insanları canına kıyan. Ama aynı şey oluyor abi. Bu modern, çünkü bu selefilik de, bu anlayış da, terörize olmuş hali de modern bir şey. Tabii. Ve geleneğin üstünü örtüyor. Gelenekten bu çıkmaz. Yani bu hem buradaki İslamlıkta, yani Türkiye buradaki gelenek içinde geçerli. Afrika içinde geçerli. Yani ya Afrika'nın kadim geleneğinden böyle bir şey çıkmaz. Selefi modernizm üzerine örtüyor. Tabii Selefi İslam'da yani kadim Selefilikte insanların ibadetle, muamelatla uğraştığı, çok siyasetle vesaireyle ilgilenmediği bir yaklaşım söz konusudur. Onun için İngilizler çok sever Selefiliği. Ve çok yaygınlaşması için de teşvik etmişlerdir. Afrika'da da bugün öyledir. Tabii o Selefiliğin gelmesiyle o Sufi eziliyor. O kültür eziliyor. Çünkü o gidince de her şey gidiyor. Tabii. Yani, yani musiki haram oluyor. İşte bir şekilde bütün estetik şey, bütün hayata dair inceliklerin hepsi gidiyor. Önce. Oysa biraz önce reklamdan önce bahsettik ya, Moritanya'dan bahsettik. Evet. 3 milyon nüfusun 2 milyonu şair. 2 milyon şair ülkesi Moritanya. Nasıl bir şey abi? Şimdi bir Kuzey Afrika'da Mağrip bölgesinde şiir yarışması yapılıyor. Her ülkeden işte finale kalmış şairler şiir okuyor. 10 tane şair var. 10.'sü Moritanyalı. Şiirler okunuyor. Moritanyalı diyor ki, benden önceki bu 9 şair diyor, benim şiirlerimi çalmış diyor. Aha. Nasıl olur diyor jüri. Bakın diyor, tek tek o şairlerin şiirlerini okuyor. Ezbere okuyor. Aha. 9 şairin şiirini ezbere okuyor. Jüri sonra diyor ki, yani ben o kadar güzellerdi ki şimdi ezberledim onları diyor, ifade ediyor. Zihinleri şeye çok meyyal, ezbere çok meyyal. Arapça şiir de biliyorsunuz, o da bir matematiksel bir şey vardır. Yani bir yapısı vardır. O anlamda Moritanya konuşurken insanların, hani acaba şiir mi söylüyor, benle mi konuşuyor, böyle karıştıracağınız bir ülkedir. Ben daha İşin kötü tarafından bakayım. 3 milyonun 2 milyonunun şair olduğu bir İslam Cumhuriyeti değil mi? Moritanya. Evet, böyle bir şey var ve biz oradan o 2 milyon şairden bir tanesini de bilmiyoruz Türkiye'de. Yani şu, İslam dünyası, yine daha önce de konuşmuştuk. Bundan 100 yıl önce Sebil-i Reşat İstanbul'da çıkarken aynı zamanda Hindistan'a da gidiyordu. Abdülhamit devrinde. Abdülhamit devrinde tabii. Hindistan'a da gidiyordu değil mi? Burada risaleler yazılıyordu, o fikirler tetkik ediliyordu. Ama bugün enformasyon bu kadar genişledi. O hiçbirisi, İslam dünyasında yeni çıkan şairlerden hiç bir roman var mı şu anda orada tartışılan, ya da bir fikri akım nedir, hiç haberimiz yok. Ama şöyle, çünkü İslam dünyası denince artık tartışılacak bambaşka bir şeye dönüştürüldü. İşte az önce dediğimiz mesele, oradan bir toz toprak medeniyeti yaratmak istiyorlar. Önümüze bunu koyuyorlar. Bu sadece bence İslam dünyası için geçerli değil. Bugün ülkemizde de aynısını yapmaya çalışıyorlar. Yani Güneydoğu'da bazı bölgelerde toz toprak medeniyetine dönüşmeye çalışıyorlar. İnsansız, sürekli çatışmaların olduğu, evlerin yıkıldığı ve oranın artık şiire, bunlarla... Şiire, müziğe, estetiğe, fikre, düşünceye yer bırakmıyorlar ya, mecal bırakmıyorlar. Tabii şeyin, şiddetin olduğu, bu saldırıların, sadmelerin arttığı dönemlerde, o atmosferlerde tabii düşünce en çok, en çabuk kaçan şeydir. Sanat en çabuk kaçan şeydir, içine kapanır. Yani o maalesef bugün içinden geçmiş olduğumuz bu darboğaz, İslam coğrafyası, İslam ümmeti olarak geçtiğimiz bu darboğaz maalesef her noktasında acının ve sıkıntıların neredeyse yaşandığı bir hal aldı. Bunun bundan çıkış da aslında birbirimizden haberdar olmak, birbirimizle fikirlerimizi paylaşmak. Çünkü paylaştıkça büyüyeceğiz, paylaştıkça kuvvetleneceğiz, paylaştıkça aramıza sızamayacaklar. Ama maalesef bu sadmelerin, bu tehditlerin büyük bir kısmı bizi parçalamaya, coğrafyalarımızı, zihinlerimizi parçalamaya yönelik geliyor. Yani bugün Irak'ta mahallelerin aralarına duvarlar örülüyor. Burası işte Şii mahallesi diyorlar, burası Sünni mahallesi diyorlar. Coğrafyaları ayırıyorlar, zihinler ayrılıyor.
bir araya bir daha gelemeyecek derecede kan davaları Suriye'deki gibi aramıza giriyor. Dolayısıyla maalesef duysan da artık lanet ettiğin şeyler haline geliyor, fikirler haline geliyor. Ama Abdülhamit dönemindeki İstanbul'a bakıyorsun, işte İngilizce, Fransızca, Arapça, gazetelerin, dergilerin çıktığı çok dinamik bir, yani gene bir buhran var. Tabii yine darboğazdı. Tabii darboğazdı. İmparatorluk millet çöküyor, siyaseten zayıflamışsın. Yani ama bir bağlantı var. Tabii. Yani Hindistan'daki Müslümanın derdi ya da oradaki düşünen adamın, oradaki şairin düşündüğü şey İstanbul'da bir akis bulabiliyor. Ve ilmin bir ağırlığı var. Bu çok enteresan Batı'da, bir şey ya. Batı'da diyelim ki bizim medeniyetimizi zaafa uğratabilecek herhangi bir noktadan bir fikir çıktığı anda reddiye yazılıyor. 10 tane reddiye kütür kütür onun seviyesinin daha üstünde ilmi bir seviyeyle. Bugün maalesef bu özellikle gazete haber şeyleriyle bunlar karşılanmaya çalışıyor ama bunların ilmi derinliği yok. Yani siyasi bir karşı koyuş, çoğu da slogan ama bununla birlikte bugün şu beklenirdi. Yani İslam ümmetinin, coğrafyaların parçalandığı, bu kadar derin sıkıntıların, krizlerin içerisinden geçtiğimiz bu noktalarda bunlara karşı ulemanın, sanatçıların daha yüksek sesle ve daha insanın o acılarını onaran, daha çözüm getiren bir bağırışı, bir sesini yükseltmesi beklenirdi. Abi düşünebiliyor musunuz? Ben bunu geçen sene öğrendim. Başka bir vesileyle. Dünyada gerçek manada bir İslam dünyası yazarlar topluluğu yok. Yok. Ben kesin vardır diye bir şöyle bir ufak altıl bir araştırma. Evet, altıl bile olsa vardır. Ya çok etkin olmasa da mutlaka biri kurmuştur dedim. Yok. Yani akıl dışı bir şey. Yani bugün böyle bir teyakkuz halinde, işte İslam dünyası böyle bir saldırı altında, İslam dünyasının yazarları, düşünürleri, şairleri, romancıları, felsefecileri ne diyor? Ortak bir metin hazırlayabiliyor mu diye baktığın zaman baktığın yer boş. Hiçbir şey yok. Oysa Batı'da bunun o kadar çok örneği var ki PEN diye bir şey var abi. 176 ülkede PEN, yani bir yazar topluluğu bu. 176 ülkede örgütlenmiş durumdalar ve bir meseleyle ilgili anında reaksiyon verebiliyorlar. Verdikleri reaksiyon da dünya basınında tabii mutlaka yer buluyor. Biz koskoca İslam coğrafyası bir tane bile kuramamışız. Bir yazar topluluğu kuramamışız. Yani. Tabii modern liberal ekonomi, kapitalizm her şeyi trendlerle ölçüyor. Yani yükselen trend, yani tüketilebilecek bir nesne mi bu veya bir değer mi? Medya, uluslararası tröstler, yani kamuoyu oluşturan merkezler, mecralar neyi kıymetli buluyorsa insanlık da bunu öncelliyor. Yani dolayısıyla bugün işte Hindistan'daki insanlar, Müslümanlar ne düşünüyor, ne tartışıyor veya işte evet veya Orta Afrika'daki işte Bangi'deki Müslümanlar hangi konuları hangi şekilde tartışıyorlar ya veya kendi ulemalarını veya hocalarını nasıl yetiştiriyorlar, yani bundan bir haberiz veya öyle bir yer olup olmadığını bile bilmiyoruz çoğu kez ki onlar bizi daha çok takip ediyorlar. Yani bu Orta Afrika'da yaşanan, biliyorsunuz, Seleka Antibalaka Müslüman Hristiyan çatışmasının yaşandığı dönemde gitmiştik Bangi'ye, tam o sırada da Soma faciası olmuştu. Bangi'de yaklaşık 700 bin Müslüman ülke dışına sürülmüştü. Katliamlar yapılmıştı. Bütün köyleri yakılmıştı. Bütün camiler, medreseler yakılmış. Sadece orayı terk etmeyen 20 bin civarında bir Müslüman topluluğu vardı. Etrafında da muhasara vardı. Her gün 15-20 tanesini de linç ediyorlardı. Gittiğimizde Cuma günüydü. Tek ayakta kalmış, tek merkez camisine gittik. Bizim Türkiye'den geldiğimizi öğrenmiş imam. Önce biraz sitemkar davrandı. Yani neredeydiniz siz? Yani bizi burada katlettiler, sürdüler, neredeydiniz gibi biraz sitemkar bir hutbede ifade etti. Sonrasında da Soma için bize taziye verdi. Yani dedi ki ülkenizde dedi böyle bir maden faciası oldu. İşte canlar kayboldu. Allah onlara rahmet eylesin. Şimdi aslında coğrafyalar bizim sandığımız kadar kopuk değil. Yani biz maalesef hiç unutmuyorum. Kopukluk zihinde galiba. Zihinlerde. Şöyle. Önce zihinlere ayırdılar çünkü. Tabii. Bu Afrika açılımı sırasında
Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Addis Ababa'daki Afrika Birliği zirvesine onur konuğu olarak çağrılmıştı. O sırada ana muhalefet partisi lideri Deniz Baykal şöyle bir eleştiride bulundu. Dedi ki, ya senin Afrika'da ne işin var? Afrika nereye, Türkiye nereye? Şimdi bunu Suriye için de diyorlar ya, bunun uzun dilinde. Ama haklı değil diyorlar ya. Şimdi yani. Hayır şöyle, ya kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Trablus cephesinde ne işi olduğunu unutmuş bir, Trablus'un Libya'nın bir Afrika olduğunu, Osmanlı'nın 350 yıl Afrika'da varlığının olduğunu zihinsel olarak unutmuş. Yani o kadar ötekileştiriyorsun ki. Ya ne işimiz var bizim Afrika'da? Mustafa Kemal'in Trablus'taki o yöresel kıyafetle çekilmiş fotoğraflarını keşke hatırlasalar. Tabii. Yani. Yani dolayısıyla bu zihinsel kopuş, bu ayrılış bizde var. Ama Afrika'ya gittiğinizde bunu çok yaşıyoruz biz. Mesela ilk Somali'ye gittiğimizde ya bir selamun aleyküm ve Türkiye yetiyor. Yani gönüllerin açılması için. İlk tepki ne oluyor abi? Diyelim hiç tanımadığınız birisiyle karşılaştınız ve selamun aleyküm dediniz. İlk tepki nasıl geliyor, gelişiyor genelde? Şimdi önce beyaz adam ve selamun aleyküm. Yani ikilemi yaşanıyor. Sonrasında anlıyorlar. Biraz entelektüel şey varsa eğer, yani coğrafya biliyorsa, tarih biliyorsa ki çoğu bunları biliyor. O yakınlık sağlanıyor. Somali'de ilk zamanlar biz tabii 2011 yılından sonra devlet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları çok büyük bir inisiyatif aldı Anadolu. Yani yardımlarıyla vesaireleriyle. O dönemlerde 2011. Bunu şey de söyledi. Biz şiir festivaline bir Somalili şair gelmişti. Abdullah Botan diye. Benim ülkemin kaderi 2011 tarihinde değişti. Siz buraya geldiniz, tekrardan bizi hatırladınız. O gün her şey değişti demişti. Bana o zaman Doktor Osman Fıkhi kardeşim, o zaman yeryüzü doktorlarının Somali ülke müdürüydü. Maalesef şehit edildi Şebap Allah tarafından. Allah ona rahmet eylesin. Çok düzgün bir kardeşimizdi. Bir gece oturuyoruz Mogadişu'da ilk zamanlar. Bana dedi ki, ya dedi siz dedi, biz 20 yıldır ölüyoruz. 30 yıldır burada bir şey yok. Hani bir ülke nizamı yok. Bu kuraklık şimdi başladı ama biz hep böyleydik. Ne oldu da size yani... Türkiye ne oldu da böyle bir şey yaptı? Yani sizin buradan bir çıkarınız mı var demeye getirdi. Ben de ona dedim ki ya bak Osman kardeşim dedim. Biz çok yakın zamana kadar üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrildi. Bir toprakta yaşadığımızı zannediyorduk. Yani bu işte 760 bin kilometrekarelik toprağın dışında hep bize düşman olan, bizim işte Araplar bizi sırtımızdan vurdu, Balkanlar bizi sattı, Kafkaslar şöyle, Afrika falan zaten hani hiç yok. Hiç olmayan yani Afrika kıtalar sayılırken geçen coğrafyada. Aslanların şeyleri yediği, biz onları yediği bir yer orası. Onların gözünde öyle. Dolayısıyla biz hakikaten unutturulmuştuk. Yani zihinlerimizde bu geldiğimiz yerlerin gerçekten bir karşılığı yoktu. Yeni işte bu Özal sonrasında vesaire açılımlar sağlandı. Ticaretle, işte eğitim faaliyetleriyle, sivil toplum faaliyetleriyle vesaireyle. Ama sonra bir geldik baktık ki ya burada bizim dedelerimizin mezarları varmış. Burada yani. Bizim izlerimiz varmış. Buralar bizim gönül coğrafyalarımızmış. Ki uzun süre orada hani test de edildi bizim ilişkilerimiz. Beraber bomba yedik, kurşun yedik. Beraber tehlikelere girdik. Konsolosluğumuzu vurdular. Hastanemiz vuruldu. Onu da gördüler. Bedel ödedik. Birlikte bedel ödedik onlarla. Çok sonra samimiyetler vesaireler eskisi gibi bir hal aldı. Eyvallah. Devam edelim abi. Bir Osmanlı musikisinden de bahsettik ya. Onun güzel bir örneğini dinleyelim. Mustafa sen seçmişsin. Evet. Savaş Barkçı'na hediye olarak seçtiğini Savaş biliyorum. Savaş abi selam olsun diye görelim. Savaş yani. Bey'e bizden de selamlar. Hisar Buselik diye mi? Evet Hisar Buselik. Hisar Buselik. Onu bir dinleyelim sonra devam edelim abi.
Ferahlık verdi değil mi? Evet, meydanın olduğu yerde aşk da olur. Tabii bu meydan başka bir meydan. Bir de Buse'lik de öyle bir makamdır. Evet, meydanı uyandırır. Çerağı uyandırır derler Esra abi. Gerçekten çok tatlı bir makamdır.
Bizim muhabbetimize dönmeden önce aslında geçen hafta ben konuşacaktım bunu. Bir parantez açıp, edebiyat dünyasına bir parantez açıp Dergah dergisinde bir şey oldu. Devir teslim oldu. Mustafa Kutlu hocamız 25 senesini verdiği dergahtan ayrıldı. Bu aslında bayağı üzerinde konuşulması gereken ciddi bir edebiyat olayıydı. Çok fazla konuşulmadı. Buradan Mustafa Kutlu'yu ben tekrar anmak isterim. Yani o 25 yılda orada çok insan yetişti. Çok güzel işler yapıldı. Hepimizin üzerinde çok emeği var. Kutlu yine yazmaya devam edecek. Bizim gözümüz yine onda olacak. İnşallah dergah da bundan sonra o çizgisini devam ettirir diyelim. Ben İnşallah. O parantezi kapatıp muhabbete döneyim. Benim ne zamandır aklımda yani. Mustafa Kutlu hocamız oraya gidip gelecek mi sürekli? Hani öyle bir masası orada olacakmış. Evet, teknik bir herhalde değişim. Herhalde. Evet. Çok detayını bilmiyoruz. Evet. Bakalım önümüzdeki süreçlerde göreceğiz yani. İnşallah. Ne konuşacaktık abi? Muhabbet o kadar güzel gitti ki. Şöyle. Bugün çok andık. Galiba İslam dünyasından konuşunca insan Abdülhamit'i ve Selahaddin Eyyubi'yi çok anıyor. Değil mi? Yani sen bunu planlamasan da bir yerde Abdülhamit'in ismi geçer, bir yerde Selahaddin Eyyubi'nin ismi geçer mutlaka. Geçenlerde bir kitapta okudum. 25 senelik iktidarında, Selahaddin Eyyubi'nin 25 sene hükümdarlığında 17 yılı Müslümanları birleştirmeye çalışmakla geçmiş. Yani 17 yılı Haçlılarla savaşmakla geçmemiş. Sadece 8 yılı Haçlılarla savaşmak, Kudüs'ü kurtarmakla geçmiş. 17 yıl boyunca sadece o bir bölgedeki Müslümanları, yani Kudüs'ün çevresindeki Müslümanları bir araya getirmek için uğraşmış. Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi de aynı şey var. Ama yani Batı'yla mücadele etmek, işte bütün bu şeylerle mücadele etmek sanki hani o daha bir kolay gibi bizi bir araya getirmekten. Nasıl bir dağılmışlık? Bir şeyimiz eksik gibi şu anda. Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki Araplar gözüyle Osmanlı ve Osmanlı tarafındaki biraz hatıratlar okudum geçen sene. Orada şunu gözlemledim. Bir buhrana düşüyor İslam ümmeti. O buhrana düştüğünde, yani bunun değişik sebepleri var. İşte deniz ticaretine hakim olamıyor, artık savunma sanayisinde gerekli atılımları, reformları yapamıyor, devlet idarelerinde bir takım sıkıntıları var, coğrafyada taşınamıyor, artık yorulmuş. Bir de hani her ümmetin de bir eceli var, hani sonuç itibariyle öyle de bir durum söz konusu. Ama her bir noktadan aktivistler çıkıyor. Yani ilim sahibi, dava sahibi insanlar çıkıyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani fikri ayakta tutmaya çalışıyorlar, coğrafyayı bir arada tutmaya çalışıyorlar. Çok çaba sarf ediyorlar. Bunun için dernekler kuruyorlar, gazeteler, dergiler çıkartıyorlar, coğrafyalardan seyahatler yapıyorlar. Yani Cemalettin Afgani'nin, Reşit Rıza'nın, Abduh'un, Bediüzzaman'ın, Mehmet Akif'in, yani buna benzer büyük çabaları var. Yani bu çabalar aslında hep aynı şeye matuf. Yani bu medeniyeti yıkılmasın, ayakta tutalım. Çünkü çok büyük bir özgüven var. Ve astronomisiyle, matematiğiyle, sanatıyla, dini ilimleriyle, mimarisiyle bu dünyaya bir şey söylüyorsun ve külli bir şey söylüyorsun. Ve kendine o kadar yüksek bir özgüvenin var ki, yaş ve kuru açıkta kalmamak üzere her şeyi açıklamışsın. Her şeye söylediğin bir şey var. Yani bunu zaafa uğratabilecek her türlü fikre karşı bir mekanizman var. Onu koruma mekanizman var. Ve birdenbire bakıyorsun pıtır 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 bunlar dökülmeye başlıyor. Büyük buhranlar da yaşanıyor tabii. Hatta intihar eden insanlar oluyor ulemadan. Yani biz haktık, biz doğruyduk. Niye yıkılıyoruz biz? Evet, bu da acayip bir imtihan yani. Mesela bu şey çok sorulur ya. Özellikle inancı bir kritik evrede olan insanların çok sorduğu bir sorudur. Yani madem bu kadar iyiydik de biz niye bu kadar geriyiz? Yani bizim kültürümüz, medeniyetimiz, dinimiz hani bu kadar iyi de Müslüman devletler niye bu halde? Niye işte Batı bu kadar gelişmiş durumda, bu kadar müreffeh bir hayat yaşıyor? İşte İsveç'te, Norveç'te hep oralara örnek verirler ya, sanki oralarda mükemmel ve muhteşem mutlu insanlar yaşıyormuş gibi. Hep bu soruyu sorarlar. O kritik insanlar, kritik durumdaki insanlar bunu sorarlar. Bunun cevabı da önemli bence. Önemli ve yani bugün
yani Avrupa'nın yaşamış olduğu, kendi içinde yaşamış olduğu o 100 yıl savaşları 1600 civarındaki küçük şehir devletlerinden şu andaki hale geliyor. Birbirleriyle çok savaşmış. Çok çok savaşmışlar. O 100 yıl savaşları Selahaddin'in bunları püskürtmesinden sonra buradan bir şey alamayınca Selahaddin bunları kovduktan sonra kendi içlerine dönüp kavga etmeye başlıyorlar. Yani İngiltere 400 yıl kadar Fransızların işgalinde kalıyor. İngilizce konuşması yasaklanıyor. Yani o coğrafyalarda. Bu kadar acı şeyler var. Almanların vesairelerin. İngilizce bilmeyen İngiltere kralları var. Tabii. Mesela. Tabii. Ama bunları saklarlar biliyorsunuz. Evet. Yani Batı deyince özellikle son yıllarda hep bir Nazizm meselesi gündeme getirilir. Sanki diğer ülkelerde bu tip şeyler olmamış gibi bütün suçu Nazizm'in üzerine yıkarlar. Evet. Ki buradan hemen defterlerini temizlemek için son yıllarda bunu çok sık yapıyorlar. Çok güzel bir şey söyledin abi. Bu Nazilerin şeyi yani bunların günah keçisi olması. Batı bütün kirini, pisliğini, artını Nazilerin sırtına yıkıp kendini şeye çıkarttı, temize çıkarttı, resmen temize çıkarttı. Şimdi Batı medeniyetine genel olarak baktığımızda sahip olduğu sermayesi, refahı veya bugün güçlü orduları veya güçlü devlet sistemleri itibariyle baktığınız zaman arka tarafında maalesef kirli bir tarih görürsünüz. Tabii ki büyük bir medeniyet. Yani felsefesiyle, sanatıyla, mimarisiyle, okullarıyla, üniversite yani büyük bir medeniyet. Yani öyle, Batı medeniyetini yok saymak anlamında bunu ifade etmiyorum ama geldiği yer itibariyle yani bir İspanyol papazının Latin Amerika'daki şahit olduğu katliamları anlatırken ağlaya ağlaya yazdığı ki Türkçe'ye de çevrildi bu kitap. İnsan gerçekten okuyamıyor. Hangi kitapta bu? Amerika'da İspanyolların Amerika'da yaptığı katliamlar diye küçük bir risale. İspanyol kralına verilmek üzere yazılmış bir risale. Küçük bir kitap. Bizim tarihimize baktığımızda, yani İslam medeniyeti dediğimiz tarihimize baktığımızda, yani Belçika'nın Kongo'da yaptığı, işte her aileden yıllık bir kauçuk alması için kotası bir kota koyuyor. O kotanın altında kauçuk veren aile fertinin ellerini kesiyor. Veya işte Hindistan'daki tekstil sektörünün, endüstriyel tekstil sektörünün var olabilmesi için İngilizlerin 30 bin el dokumacısının ellerini kestirmesi gibi yani çok gerçekten hani vahşet olarak bugün tanımladığımız meseleler veya 1960'lı yıllara kadar Avrupa'daki biyoloji kitaplarında Afrika'da yaşayan insanlara flora ve fauna olarak tanımlama yapılması yani oranın bir hayvan varlığı affedersiniz olarak gündeme getirilmesi 1930'larda. Sosyal medyada çok dolaşan bir fotoğraf vardır mesela. Şu Fransızların Belçika Brüksel'de bir şey bu ya hayvanat bahçesi. Tabii. Fakat kafeste bir zenci kız çocuğu var. Evet, ve o beyazlar onu izliyorlar. O çok yaygındır. Yani 1950'ler 60'lar yani. Eski değil. 1950'lere kadar işte pigmeler, özellikle Kongolular, farklı şeyler, Avustralya yerlileri, aborjinler, bunlar hayvanat bahçelerinde hayvanlarla birlikte sergilenen, yani aile olarak sergilenen insanlardı. Şimdi bu anlamda baktığınızda, yani bizim de çok kirli tarihlerimiz var. Yani savaşlarımız var, katliamlarımız var, İslam medeniyeti anlamında diyorum yani bu anlamda ama yani en kötü halimiz de bile bunları bu yok. Bunları bulamazsınız. Bir de şey soracağım abi. Bu albino zenci meselesi var. Biliyorsun böyle bir şey son bir ara gazetelerde çok meşhurdu. Salif Keita albinoymuş bu arada. Evet, o albinoymuş evet. Fakat bu şöyle orada bir inanış varmış. Yani albino olan zencilerin organları kesildiği zaman yani kulağı, parmağı, burnu sihre iyi geliyormuş diye. Bir dönem albino zenciler avına çıkılıyormuş Afrika'da. Şu an devam ediyor bu. Maalesef. Böyle bir şey var değil mi? Ağırlıklı Tanzanya'da. Hala devam ediyor. Tabii Tanzanya'da albino köyleri var. Bu albinoları korumaya alıyorlar. Çünkü albino doğuran bir insanlarda, yani Müslüman ailelerde bunlar görünmüyor. Olmaz. Görünmüyor ama pagan ailelerde ağırlıklı olmak üzere bazı Hristiyan ailelerde de görülüyor. Bu bir lanet olarak, yani lanetlenmiş bir durum gibi algılanıyor. Ve o albinolu bebeğin derisi veya organları muhtelif işte hastalara şifa veriyor, işte cinsel gücü arttırıyor, büyülere kudret veriyor diye
ya kaçırılıyor ya aileler tarafından satılabiliyor ve maalesef o çocuklar parçalanıyor, öldürülüyor. Yani derileri yüzülüyor ve bu maksatla kullanılıyor. Bunları korumak adına da böyle Tanzanya'da özellikle bir Tanzanya Albino Society de TAS diye bir organizasyon var. Bizim yerli doktorlarımız da orada albinolara yönelik bir bu anlamda sağlık çalışması yapmıştı. İHA'nın da benzer çalışmaları olmuştu orada. Bu tip böyle paganik şeyler rastlayabilirsiniz halen Afrika'da. Çok enteresan ya. Yani İslam medeniyetinin Afrika'ya girmesinin şeyini aslında önemini buradan da anlayabiliriz. Yani o pagan inançların gittiği yerler ya da pagan inançların dönüştürülmesi de çok kolay. Yani misyonerlerin de devreye girmesiyle bu paganizm, pagan o yerel inançlar, işte Afrika'daki o çok parçalılık bunlara çok müsait bir zemin oluşturuyor. Yani İslam medeniyetinde hepsi herkes Müslüman ve kardeş. Yani bir bütünlük, bir ümmet bilinci çok daha kolay meydana gelebiliyor. Yani Afrika'nın tamamına İslam yayılsaydı belki sömürge olması, bu hale düşmesi bu kadar kolay olmazdı diye tahmin ediyorum. İslam'ın Afrika'ya girişi ve yayılışıyla Hristiyanlığın girişi ve yayılışı çok farklı. Dolayısıyla kabulleri de çok farklı. Yani Hristiyan misyonerler biraz skor için giriyorlar. Yani boynuna hacını takıp ismini değiştirdiğin zaman bitti. Büyük oranda bitiyor. Tabii ki mümin Hristiyanlar yani çok fazla var bu anlamda ama Müslümanların yayılış tarzı ve hüsnü kabulüyle ki ağırlıklı olarak Afrika'ya Hindistanlı tüccarlar aracılığıyla geliyor. İslam'ın dünyaya yayılmasında Asya Pasifik Müslümanlarının katkısı çok büyüktür. Özellikle onların deniz tüccarlarının katkısı çok büyüktür. Ve Afrika'nın içlerine gidiyor. Ve Afrika'nın içlerinde yani çok mesela Hausa İslam Cumhuriyeti gibi Mali Timbuktu merkezli İslam devletleri gibi. Bugünlerde bir İslam Cumhuriyeti daha kuruldu galiba. Evet, Gambiya. Gambiya, İslam Cumhuriyeti olduğunu deklar ettiler. Bu bir liderin inisiyatifi mi yoksa böyle bir sosyal taban var mı gerçekten? Gambiya'da tabii sosyal taban da var. Lideri de cins bir lider. Yani dünyada böyle farklı şeyleri dile getiren, yükselten birisi. Enteresan bir insan. Bu anlamda Gambiya'da o bölgenin güçlü bir ülkesi. Rejimi o anlamda bir... İnşallah bir sabah bir albay tarafından devrilmez yani. Tabii biraz Afrika'nın kaderi, erken kalkanın darbe yaptığı bir coğrafya. Ama Afrika'nın özellikle modern dönemler itibariyle bunu ifade ediyorum ben. Müslümanlığın yayılması daha hızlı ve daha hüsnü kabule dayalı. Bugün pek bir siyasi ajanda taşımadan. Tabii. Yani büyük oranda tüccarlar üzerinden dağılması da bunun tabii, yani yayılması da bunun gösteriyor. İfade edilen rakamların çok aslında çok üstünde kesinlikle Müslüman varlığı Afrika'da. Yani tahminlerimiz yarısı 1.3 milyon milyar insanın yarısından daha fazlasının bu anlamda Müslüman olduğu şeklinde. İstatistikler zaten hiç bizim lehimize çalışmaz. Evet. Dünyada. Yani Bosna Hersek'te falan da öyledir ya, nüfus sayımlarında hep bir şeyler döner ve az gösterilir. Evet. Müslümanlar hep daha azdır. Ama Afrika'nın tabii genel anlamda özellikle Sahra Altı Afrika'nın kaderinde halen bu sömürge süreçleri devam ediyor. Bu Müslüman Hristiyan çok fark etmeden hepsini vuruyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Amerika kıtasında toplam 2 milyon civarında hekim varken, Avrupa'da 3 milyon civarında hekim varken, bütün Afrika kıtasında 140 bin hekim var. Yani bütün kıtada, Türkiye kadar. Türkiye'deki sayımız da aşağı yukarı 140-150 bin civarında. Çok enteresan. Çok büyük bir, bu anlamda dengesizlik vardır. Çok büyük maden şirketleri vardır. Mesela Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Periyotlar cetvelinde ne varsa toprağın altında onun olduğu bir yerdir. Ama dünyanın en fakir 3 ülkesinden bir tanesi. Kişi başı 350-400 dolar milli gelirlerle yaşamak zorunda kalan bir coğrafyadır. 1993'ten bu yana 4 milyon insanını iç savaşa kurban vermiştir. İç savaşlarda ağırlıklı Müslüman varlığını da yitirmiştir. Yani bundan bir 50 sene önce nüfusun yarısı Müslüman olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bugün %10'larda sayılır Müslüman varlığı. Ama
Asya bölgesi de çok dinamik bir kıta o bölgede. Afrika'da bu anlamda dinamik bir kıta ve dünyanın gelişmişlik aksı buralara kayıyor. Onun için bugün Afrika'ya gittiğinizde her yerde Çin'i, Hindistan'ı, İsrail'i görebiliyorsunuz. Asya Pasifik'te hakeza görebiliyorsunuz. Hem insani yardım açısından, ticaret açısından, işte askeri açıdan bizim de tarihsel bağlarımızın çok yoğun olduğu coğrafyalar buralar. Umarım tekrardan yüzümüzü oraya döneriz. Dönmeye başladık ve bu daha kalıcı hale gelir. Evet. Diyelim. Bizim süremiz bitmiş. Biz belki muhabbete devam ederiz abi. Çok güzel gidiyor çünkü. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Çok faydalandık. Ayağınıza sağlık. Yani uzaktaki yakınımızı birazcık daha en azından sizin tecrübelerinizden öğrenmiş olduk abi. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Giderken de izleyicilerimize Melihat Gülses eşlik etsin. Biz de dinleriz. Haftaya aynı yerde, aynı saatte. Görüşmek üzere. Elinde bir besli kuzu hem kucağında.